Bir sabah kalkarsınız, hayat eski hayat değildir. Kılıçlar çekilmiş, taraflar seçilmiş, mevziler kazılmıştır. Hayat artık ölüm kalım meselesidir. İşte burada bugün olan şey tam da buydu. Savaş ilan edildi. Haydut, Efe ve Paşa'yı bu topraklarda istemiyor. Paşa bu duruma anlam veremiyor. Bu yüzden tüyleri diken diken. Karşısında yılların tecrübesi olan bir köpek var. Paşa farkında değil. Ama tüm sürü Haydut'un arkasında. Çünkü Haydut bu durumu örgütledi. Tüm köpekleri kendine bağladı. Efe ve Paşa'yı bu topraklardan atmak istiyor. Konu güç mücadelesi. Paşa içgüdüsel olarak Haydut'un tüm idrar izlerini silmeye çalışıyor. Gün boyunca sürecek olan bir sinir harbi başladı. Paşa, Şila'dan eski yakınlığı istiyor. Haydut buna izin vermiyor. Şila hemen oradan ayrılıyor. Paşa artık kaderiyle baş başa. Bu gerçeklikle yüzleşmek zorunda. Yılların tecrübesiyle Haydut ve ekibi, tecrübesiz iki yetim kardeş, Paşa ve Efe. Bir gün içerisinde hayat değişti. Paşa bu duruma anlam veremese de bu bir realite. Bu durumu ya göğüsleyecek ya buradan gidecek. Haydut gün boyunca taciz ediyor. Şila Paşa'ya yüz vermiyor. Diğer köpekler yüz vermiyor. Paşa kavgadan kaçınıyor. Kavgasız da bir hayat sürebilirdi. Cesaretini toplamak zorunda. Bu durumla yüzleşmek zorunda. Bir tarafta kardeşi Efe ile kendisi, diğer tarafta Haydut ve ekibi. Paşa hala farkında değil. Mücadeleyi tüm köpeklerle yapmak zorunda kalacak. Bu ona acı verse de bu durumla yüzleşecek. Diğer köpekler güçlünün yanında pozisyon aldılar. Ve Paşa'nın çevresini yavaş yavaş sarıyorlar. Haydut çok tecrübeli bir köpek. Yılların tecrübesi var. Çok büyük kavgalardan geldi. Kavgada her türlü hileyi bilir. Kendi hakimiyetini sürdürmesi için Efe ile Paşa'nın gitmesi gerekir. Paşa için bu bir ilk. Anlamlandırmaya çalışıyor. Diğer köpekler de aynı tavır içerisinde.
mücadele gün boyu süren bir sinir harbine dönüşüyor. Paşa kardeşini ve kendini korumak zorunda. Sabahın ilk ışıklarından akşama kadar sinir harbiyle geçen bir mücadele. Tüm köpekler haydutun arkasında yer alarak bir atak yapıyorlar. Bir tarafta haydut ve diğer köpekler, bir tarafta paşa ve küçük Efe. Paşa her tarafı kontrol ediyor. Kendi güvenliğini ve Efe'nin güvenliğine bakıyor. Çünkü durum ciddi ve gittikçe ciddileşiyor. Yaşam mücadelesi şakaya gelmez. Bir savaş olacak. Ve bu savaşın tek galibi olacak. Yenilen bu topraklardan gidecek. Haydut tüm tecrübesiyle stresini ve gerginliğini kontrol ediyor. Paşa'ya hissettirmemeye çalışıyor. Paşa'nın böyle bir tecrübesi yok. Stresi ortada. Tüm köpekler görüyor. Haydut'un bildiği ama Paşa'nın bilmediği bir şey var. O da Paşa'nın gücü. Paşa daha güçlü bir köpek. Ama farkında değil. Yetim kaldığı günden beri çok badireler atlattı. Ama böyle bir deneyimi ilk defa yaşıyor. Bugün büyük bir kavga olacak. Haydut arkadan sinsice yaklaşıyor. Ve birden arkadan saldırarak atağa geçiyor. Diğer köpekler haydutla birlik olup acımasızca paşaya saldırıyorlar. Ve paşa tüm köpeklerle mücadele etmeye başlıyor. Ama asıl rakibi haydut. İlk raundu yara almadan atlattı. Paşa'yı ancak diğer köpeklerle alt edebilir. Haydut bunun farkında. Artık haydut da strese girdi. Kaybedebilir. Artık paşa da geri adım atmıyor. Saatlerce süren bekleyişten sonra birbirlerini tehdit etmeye başlıyorlar. Diğer köpekler paşanın etrafını sarıyor. Paşa bir köpekle değil, tüm sürüyle mücadele etmek zorunda. Bu gerçeğiyle yüzleşecek. Satıldığını düşünüyor ama diğer köpekler güçlünün yanında pozisyon alır.
paşa bugün en büyük deneyimi yaşayacak. Hayatla ölüm arasında bir çizgi. Ve kavga tekrar başlıyor. Paşa her saldırışı bertaraf ediyor. Haydut'un her atağı sonuçsuz kalıyor. Haydut gittikçe gerginleşiyor. Aldığı risk başına bela. Diğer köpeklerden yardım almaksızın paşayı yenemeyeceğini biliyor. Altına alacak olursa hiç acımadan öldürebilir. Bir bekleme molasına giriyorlar. Kafayı haydut kontrol ediyor. Paşayı gafil avlamak istiyor. Ama paşa atik bir köpek. Diğer köpekler tekrar paşanın etrafını sarıyor. Paşa buna kızıyor ve uyarıyor diğer köpeği. Haydut ve paşa tekrar karşı karşıya. Haydut sürekli diğer köpekleri kontrol ediyor. Haydut kazanamayacağı bir savaşın içerisinde olduğunu biliyor. Diğer köpekler olmaksızın bu savaşı kazanamaz. Ve kavga tekrar başlıyor. Haydut diğer tüm köpeklerle saldırıya geçiyor. Paşa alt ediyor. Haydut'un üzerine elini koyarak ona hakimiyetini ilan ettiğini söylüyor. Haydut kabul etmiyor. Çünkü kaybedeceği çok şey var. Paşa son bir hamle yapıyor ve gırtlağına yapışıyor. Aslında öldürebilir onu. Bağışlıyor. Haydut olsaydı paşayı öldürürdü. Üç köpek çakallar gibi etrafını sarıyor tekrar paşanın. Üçü birden saldırıyor. Paşa üçüyle birden mücadele ediyor. Paşa gücünü topluyor. Tek bir hamleyle tekrar Haydut'u yere seriyor. Haydut yalvarırcasına beni öldürme diyor. Savaş bitti. Tek taraflı bir zafer ilan edildi. Zafer artık paşanın. Bu topraklara artık paşa ve Efe hakim. Onlar hüküm sürecekler. Kavga kaçınılmazdı. İki yetim kardeş hayatlarını ortaya koyarak büyük bir zafer kazandılar.
ve mutlak gücü elde ettiler. Onlar adil olacaklar. Ve kardeşlik bağına sımsıkı sarılmış iki kangal bu topraklarda hüküm sürecek. Kardeş olmanın erdemini yaşarken diğer köpeklere örnek olacaklar.